Salona salona ineyim. Çok güzel olmuş ya. Harika masa değil mi? Kesinlikle. Ben çekerim hayatım. Sen çektin mi geri bırakmıyorsun. Bırakıyorsun sandalyemde kalıyor. Wow. Bir şey söyleyeyim mi Emre? Bu sefer müthiş olmuş. Saçım yanıyor daha az da. Kolay gelsin. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Aa, aynen. Bir şey söyleyeyim mi? Tecrübelerinden biraz bahsetsene ya. Harika olmuş. Aynen, oh. Siz ilk kez geliyorsunuz değil mi? Evet. Benim kaç oldu? 3 oldu. Vay. Vay. Harika. Teşekkürler. Gerçi birini daha içeri getirmemiştim. Olsun, evet, getirene ben çok sevinmiştim ki. Ben bir de hak etmemiştim belki o gün. Teşekkür ederim bu arada. Kızdırmıştım beni. Yemek için. Biliyorsun. Aa, hak ettin. Ama geçti. Halinle tavrında hak ettin yani. Böyle düşünmen güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Erdem. Emre. Tebrikler. Teşekkür ederim. Ayça tebrikler. Teşekkür ederim. Bu tarz romantik yemekler ödüllerinde arkadaşlar daha çok birbirinizle ilgilenin. Yemek yemeyin yani. Ben genelde yemekle ilgilendim. Evet, hatta benimkinden de yedi. Artık yok, verdim. O kadar da değil. Verdim. Allah Allah. Ne zaman? En sonki ödülde çıktığımızda ben benim yemeğimi sana yemiyorum ben diye. Öyle güzel yiyordun ki yani al dedim bunları da ye. Gerçekten yedin. Bu kareyi hiç hayal etmezdim. Gerçekten. Değil mi? Değil mi? Ya. Neler oldu? Güzel oldu tabii. Hayatta İnan, neler oldu? Ben de hiç tahmin etmezdim. Yani. Düşünmezdim ama güzel. Ben bu kareyi bir ara hayal etmiştim ama böyle bir kareyi hiç düşünmemiştim. Ödül kazanmak hakikaten güzel bir şeymiş ya. Güzel mi? Ciddi güzel bir şeymiş yani. Ya bir kere kafan rahat oluyor. Bir kere kafan rahat oluyor. Orada daha hissediyorsun kendini yani. Daha iyi hissediyor musun şu an? Fazlasıyla biliyorsun. Bir kere motive ediyor. Özellikle dünden sonra. Ay dün. Ay o dün. Su için. Ay. Dün ikimiz için de yani dördümüz için de aslında zor bir gün oldu. Evet. Aslında bunu hak ettik mi bir nevi? Hak ettik galiba ya. Bilmiyorum. Ama şeye çok sevindim ben. Hani halk oylamasıyla birinci olduğum için çok mutlu oldum. Çok başka bir duygu. Hani anlatamazsın ya bazen böyle dilin düğümlenir. Oraya çıktım, Seda Hanım bana söz hakkı tanıdı. Ne diyeceğimi şaşırdım, kaldım. İlkine de ben öyle olmuştum. Halk her şeyi görüyor işte. Ya çok mutlu oldum yani, ciddi gururlandım. Ve en güzeli de ne biliyor musun? İlk kez böyle bir ortama giriyorum ya, yani ilk kez bir ödül kazanıp bir şeyler yapıyorum. Bir şeyler paylaşıyorum. Hani yani anlatılacak gibi değil ya. O kadar güzel yani. İşte hak ben ettiğini size biliyorsun çünkü, o yüzden. Hak ettiğimi bildiğim için değil ya. Bilmiyordum aslında. Ben tahmin etmiyordum birinci olacağımı. Ben ettim. Beni kaybetme korkusu yaşadın mı hiç? Ağladığımı gördüğünde yaşadım onu. Şimdi ben ağlıyorum. Emre bunu görecek. Diyecek, Ayça çocuğu gördü. Sonuçta 2 yılını vermiş ona. Onu gördü. Yani onu orada görünce bilmiyorum, hiçbir şey hissetmedim. Aldım sadece çünkü o görüntü sen de izleyeceksin diye düşündüm. Yani aynı görüntü hem beni izleyip hem o görüntü izleyeceksin. Benim adımı göreceksin. Diyeceğin tek bir şey olur diye üzüldüm. Yani Ayça'ya bak ya, işte o çocuğu gördü, ağlamaya başladı. Tepkimi belli ettim ben zaten. Sen de aynı şeyleri düşündüm ve de çok mutlu oldum ya. Demek ki artık sen de aynı şeyleri düşünebiliyormuşsun. Ya o kadar bariz belliydi ki gözlerim. Ya bunu sadece dün anlamadım ben. Ondan öncesinde de defalarca anladım. Her bir araya geldiğimizde sen tamam bana sevgiyle bakıyorsun. Güzel bakıyorsun ama o bakışların altında da bir acı yatıyor yani.
Onunla ilgili hiç konuşmak istemiyorum ya. Geçti gitti. Bak balığı da zaten alamadım. Tamam. İçinden gelerek al. Hayvanı bildiğini yiyoruz. O yüzden senin burada olmanı istedim. Ben buraya gelmeden önce, babam hakkında konuşmadan önce gene aynı şeyleri düşünüyor muydun? Ayça ufacık bir tebessüm etmiştir, ufacık kalbi yani, açmıştır. Yani Melis konusunu bitirmiştin kafanda ya da bitirmeye başlamıştın. Öyle bir şey. Ama önemli, biz seninle burada bu evde konuşmadan önce ne düşündüğün önemli benim için. Ben Melis'le birlikteyken... Yani. Diğer arkadaşlarımı da tanıma fırsatım oldu zaten. Gerek sohbetlerde, gerek muhabbetlerde, gerek sizin evinize geldiğimde gördüğüm şeylerde. Tabii ki insan hani aklında oluyor. Hani olabilir, iyi bir insana benziyor. İyi veya kötü yorumlarını kendi kafanda yapıyorsun. Ama geldiğim noktada bittiği zaman aklıma gelen ilk isim oldu. Cansel. Ve dün akşam bana bir soru sordum burada. Olabilecek bir yer. Hani gerçekten istediğin için mi konuşuyorsun benimle? Yoksa Melis'le alakalı bir problem oldu da hani beni mi kullanacaksın gibi dedim. Evet. Ben senin duygularınla oynayacak bir insan değilim. Kimsenin duygularıyla oynayacak bir insan değilim. Böyle bir adam değilim çünkü. Orada parçalar tutuyor. O yüzden bu konuda için rahat olsun. Gerçekten. Artık rahat içim zaten. Ve senin annen de beni seçmişti bu arada. Ya o çok ilginç ve güzel bir tabi. Değil mi? Ya, annemin sözünü dinlemem gerektiğini öğrendim. Babamın seni seçmesini bekliyordum ben ama. Gerçekten. Yani bir tarafın ona çok benziyor. Sen pek beklemiyordun sanırım. Ben hani baban ilk içeriye geldiğinde yazıyı okumadım, tamam mı? Baktım, Cansel'in kısmını gördüm. Sonra önümden birisi geçti galiba. Acaba dedim hani amcası mı, yani küçük amcası olabilir falan. Baban çok genç ve çok kaliteli gözüken bir insan. Sonradan konuşmaya başladığımızda hani içten de çok kaliteli bir eğitmen olduğunu öğrendim ve hakikaten çok güzel bir insan. Dün söyledim ben bunu. Öğretmen olmak hakikaten zor bir şey. Ama eğitmen olmak kat kat daha zor. Bu yüzden hani babanı o şekilde tanımak çok ince ve çok güzel bir şey oldu. Teşekkürler. Hepinizi çok sevdiğini söyledi bana. Annem ilk zamanlarda şey diyordu ya. Ne? İsmini tam hatırlayamamıştım ama ilk zamanlarda, ilk geldiğin günlerde. Ya o melek kelimesini kime söylemiştin ya dedi. Şurasında piercing olan kıza mı söylemiştin? Evet. Kim onu diye? Annem. Ha, annem. Doğru ama öyle söylemiş. Gökten melek indi sandım demiş. Evet. O yorum çok hoşuma gitmişti. Merhaba. Erdem. Merhaba. Cansel'i gördüm. Cansel'i mi gördüm yoksa gökten melek mi indi anlamadım. Ya öyle bir yerde ki. İlk zamanlara gitmeye gerek yok yani diye düşünüyorum. Benim şaşırdığım nokta neydi biliyor musun? Beyaz yok, elbise ve kırmızı hoca. Şu anda da onu yapmış. Evet, Cansel arkadaşım ben artık. Evet, iyi oldu. Yani... Hoşuna gitti galiba. O gözümden hiç kaçmadı. Söyleyecektim. Şu an söyleme fırsatı buldum onu. Seni sevdiğini biliyorum. Ya benim için yaptıysan... ...çok değerli bir şeydi benim için. Ya yani önemli. Vay be. Ne oldu? Zaman bir şekilde geçiyor Ayça, görüyorsun değil mi? Ve her şey rayına oturuyor bir şekilde. Demek ki bir anda olmuyormuş. Ben çok olmuyor. Israr ediyordum ilk zaman. Olmuyor. Demek sen, etmemem gerekiyor. Sen ilk etapta benden o kadar çok şey bekliyordun ki. Evet. Hadi 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 evet. Hadi 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 hadi. Yani ondan sonra. Hadi diyecek bir durum yoktu o zamanlar. Ben ne bileyim, o zaman öyle davranıyordum işte. Ben ilk baktığımda... Ama iyi ki de öyle davranmışsın, Ankara'da o başka bir şey. Yani öyle davranmasaydın zaten bu raddeye giremezdik. Erdem'le Cansel dans ederken her şey yapmacıktı. Erdem istemediği biriyle dans ediyordu. Cansel de program formatı içeride kalma güdülerini kullanıyordu o an. Erdem'i joker olarak kullandı bugün Cansel. Babası sayesinde geçen hafta elenme
ihtimali olan bir kız bugün yapmacık bir aşk yaşıyor. İçeride kalabilmek için Cansel her şeyi yapar. Ay ben şimdi yemek memek yemem ya. Yok. Erdem çok kibar ya. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Bak elleri nasıl titriyor. O eller hep titriyor zaten. Ama bunu kelimeyi sorunca daha çok titredi. Yüz yüze daldın mı? Can damarım bu şarkı benim ya. Ay gitti de bu şarkıyı buldu. Sanki başka bir şarkı yok. Ben canımı çok bilsin. Adını koyduğu şeylerin çünkü adı çıkıyor. Kötü oluyor. Değil mi? Adını koymayınca böyle nazar olmuyor işte. Ya ağlama vallahi. Ben de duygu bakımından aşırı derecede yükseldim. Ne olmuş? Biz öyle bir şarkı çalmak sen de dinlemedin. Anca seyrederiz burada. Oturur seyrederiz. Hep böyle öküz gelir yüreğimize oturur. Biz böyle hep böyle öküzlerle beraber yani yüreğimizdeki öküzlerle beraber otururuz. Yine bir genelleme yapacaksın öküz diye. Öküz oldu öküzler. Estağfurullah. Ne haklı. Hem de içimden onu söylüyordum. İçine birkaç şey daha koymuştum da öküz oldu öküzler diye başlıyor. Ben öyle şey yapar mıyım Serhan? Yüreğime öküz oturdu anne. O öküzlerle otururum anlasın. Hep aşk kazanıyor, hep aşk kazanıyor. Bir hafta kemancı, bir hafta gitarcı. Nispet olsun diye bir de bize gösteriyorlar bunu. Kimimiz duygulanıyoruz, kimimiz kıskanıyoruz. Ama bugün olan yine Mehtap'a olduğu gibi geldi. Kız gözyaşlarını tutamadı, ağlamaya başladı. Vallahi. Ne olacak bilmiyorum. Şarkının sözleri benim için çok anlamlıydı. Daha evvel biten evliliğimi hatırlattı. Bu yüzden ağladım. Neyse olur, sen yeter ki sen kız neyse olur.